Bakalım gülecek miyiz Recep İvedik'le gülmeme challenge yapalım mı Gülersem şu an bakiyemde ne kadar para varsa Hepsini kasaya atacağım Hem de iki kere üç kere gülme falan değil Sadece bir kere gülersem Ki ben her boka gülen bir insanım Beni az çok tanıyorsunuz dostlar Her şeye gülüyorum yani Komik olmayan şeylere bile gülüyorum Bir kere bile gülersem Bütün bakiyeyi kasaya atacağım Peki gülmezsem ne kazanacağım karşılığında Yani bir şeyler kazanmam gerekiyor Madem ortaya böyle bir iddia atıyorum bir şeyler de kazanmam gerekiyor öyle değil mi? İki saat tıkıcı bir dedik gülmeme çalış değil anasını satayım. Bir on dakika izleriz işte. Öpücük, sevgimizi. Hep böyle manevi şeyler hep. Sana olan bağlılığımızı. Falan. Abi ben sana borç takarım anca. Teşekkür ediyorum kardeşim. Yani gerçekten chatte bazen abi 3 gündür yemek yemiyorum yazanlar var inanmıyordum komiklik falan olsun diye söylüyorsunuz zannediyordum da ben inanmaya başladım ya. Evet Recep İvedik en komik sahneler bak bir kere güleyim bütün bakiye sizindir net gülmem bak, net söylüyorum gülmem ya nerede o? Yani en üsttekine tıklıyorum o zaman. Yani bu çıktı. 4 dakikalık video. Hadi bakalım. Bak bu gülme değil bu arada. <laughs> bu gülme olmuyor. Onu baştan söyleyeyim. Yani beni güldürmesi gerekiyor. Benim gülmemi de zaten biliyor zaten biliyorsunuz. Üç kere değil. Bir kere gülersem bütün bakiye sizindir. Ne abi ne hoca verir ya? Bugün ben gitsem Ümraniye'deki SSK'ya efendim... ...karaciğerimde e, ufak bir sancım var hocam desem... ...hoca ya, hoca diyecek ki sen de belki de... Ya ...efendime söyleyeyim, siroz başlangıcı mı mesela? Evet, yavaklarsın. Haklıyım tabi lan. Yani bugün sen hocaysan... ...bunlar sana soracak, sen cevaplayacaksın. Hocalık bu demek ya. Evet. Abi bence bu olmamış ya. Lan neresi olmamış kofik Sen ne anlarsın modadan? Bu işin duayanı benim. Ne anlıyorsun lan modada sen? Kofik kofik Kofi. Bu işin duayanı bu adam. Bak bu adam bu sahnede mesela bir tık komiklik var ama bu sahnedeki komik olan kişi kesinlikle Şahan Gökbakar değil bu adamın tavırları. Çünkü Eminönü'nün her yeri bu adamla dolu. İstanbul'da doğmuş büyümüş birisi olarak söylüyorum. Böyle kendini moda ikonu ilan eden garip guruk insanlar var. Bu adam da onlardan bir tanesi o rolünü güzel canlandırmış. Ama yani yine de hani... Yani... Metin abi yırak dışarı. Giydi şuna paya bak hele. Geydi gel bak şu tipine bak. Ya bu çoluk çocuk bunlar cahil kardeş sen bunlara uyma. Şu kalbin üstündeki rozet var ya. İstemiyorum tam pizza getir bana. Bu lan şey değil mi ya? Galaksinin en çılgın pizzası. Ne yapacaksın lan tam pizza ise? Zaten yemişsin ayı gibi olmuşsun. Pizza yemesin ne olur yarısını benimle bölüşsen ne olur? Zaten sana tamını getirdi. Promosyonunu ben yedim diyorum. Ne senin dedin ya? Nedir sindirdin? Çine dedin mi? Bana söyle bakalım. Nedir sindirdin? Gel. Bunlar dört aydır çalışıyorlar bu iş için. Ne siz neredesiniz? Ağlıyorum oğlum. Ağlıyorum bu adamı öldürmeyana. Vallaha konuşacaklara. Evet abi. Yer atıyorum Evet abi. Vallaha bak arkada ne o. Evet abi. Pışık. Bak bak hemen de lekesi var mı? Bak bak. Para gitti la. Ne değil mi? Çakal. Değil mi? Çakal. Mangolları... Ülkemizde o kadar fazla Recep İvedik var ki... Recep İvedik 1 ve 2 hariç hiçbir tanesini izlemememe rağmen... Tabii ki bazı sahnelerine vesaire denk geldim. Bütün sahneleri ezbere biliyorum lan. Böyle konuşan insanlar var bu ülkede. Bu ülkede Recep İvedikler var. Maalesef. Çok üzgünüm. Var cebe atacak ne mi çaka? Nesi komik lan? Kesinlikle sana katılıyorum Umut. Yani yok kanka kendimi tutmuyorum ha gülmemek için. Yani gülümsetmiyor bile arkadaş gülümsetmiyor ya. Ne alakası var efendim? <laughs> Bundan sonra bir tane daha izleyeceğiz 5 dakikalık başka Recep İvedik en komik sahneler. Değil misin oğlu lan? Hepiniz yavşaksınız. Rız 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 ne yapıyorsunuz? Ne Sınıfımda ilk üçü çok iyi diyenler. Yani. Bak size samimi bir şey söyleyeyim mi? Recep İvedik 1 dışında hiçbirisi iyi değil. Recep İvedik 1 gerçekten de e, belki komik sahneleri bile olan bir film bu arada. Bunu yıllar önce de söylemiştim. Ama bunu bir seriye bağladığında Recep İvedik gibi bir karakteri... ...ondan sonra gülmemeye başlıyorsun. Artık keyif almamaya başlıyorsun bundan. Çok klişe geliyor. Çünkü ilk 6 birden sonra... Diğer beşini izlemeseniz bile aşağı yukarı karakterin tipini biliyorsunuz. Karakterin ne yapacağını biliyorsunuz, başından geçecek olayları biliyorsunuz. Artık güldürmemeye başlıyor. Bir gerçekten de gülebileceğiniz bir film bu arada. Bunu her zaman söyledim bak her zaman. Recep Bey bu ne rezalet? İnanamıyorum. Bu nedir? Lütfen siz de öteki tarafa gidin efendim. Dağılın lütfen dağılın. Ne yapıyorsunuz Recep Bey? Bu böyle yemek midir? Yani bu mesela bunun buna gülen insanlar vardır şu sahneye. Kahkahayla gülen bile vardır. inanıyorum ben olduğuna. Çünkü kimse gülmüyor sahnesini satayım. Sen oy vermiyorsun, ben oy vermiyorum. Kim bu %50 muhabbetine giriyor işte? Yani gişe rekorları kırıyor ne ya? <laughs> kırıyor sürekli olarak. Yani şu sahnenin nesine güreyim arkadaş. Davar gibi bir adam burada tabii ki Recep İvedik karakterinden bahsediyoruz. Ayı gibi oturuyor ve elle makarna yiyor. Yani bu komik değil. Bence komik değil. Hani işin şakasını bir kenara bırakırsak tabii ki izleyip keyif alanlar olabilir. Bence komik değil. Açık büfe demeyeceğiz mi arkadaşım? Evet efendim açık büfe dedik ama... İstediğin kadar yiyebilirsin demediniz mi? Evet ama... Osuruk şakası klasik. Yani tight giymiş, pembe tight giymiş, kadın tighti giymiş bir... Ee... Barzo kılıklı bir insan ayağını kaldırırsa fazla kilolarından dolayı tabii ki osuracaktır. Yani bu filmi hiç izlememiş olayım şu sahneyi göreyim. Bu adamın bu sahnede osuracağını yemin ederim bilebilirim. İşte ben böyle şeylere gülmüyorum o yüzden. Tahmin edeceğim şeyler çok benim hoşuma gitmiyor. Oh. Ay inanmıyorum ya. Ay sen ne iğrenç, ne gir zekalı bir adamsın ya. Burada hanımefendi biz hocamızın eşliğinde bayırsak hareket <laughs> yapıyoruz diyor hocamız da. Dün ben döneri fazla kaçınca gastro indeksiyon oldu. Yolu bulup çıktı yani ne yapalım şimdi? Bana ne senin ne yediğinden ya? Burada bütün sporumun içine ettim. Ben odanıza doğru geçeyim efendim. Böyle olur mu abi ne oluyor ya? Bu yeni moda oğlum bilmem gerizekalı kapıda kaldık diye böyle geliyoruz herhalde biz de keyfimizden değil. Abi e, böyle dua abi ben hallederim. Abi gel sen gel. Odayı tanıtacağım ayağına bir bok yapmadan gidiyorsun kal karanlık kadar. santili olur musunuz? Uyudum Zenet'in değil mi? <laughs> ne alakası var şimdi? Tamam da de Evet, Hadi devam de ediyoruz hala. Çok güzel. Uyuyacak ve parmaklarımı şıklattığımda uyanacaksınız ve konuştuğumuz hiçbir şeyi hatırlamayacaksınız. E o ship post videolarını düşünüp izlersen komik. Yine komik değil kanka. Recep Bey. Oğlum komik olsa gülerim lan niye yalan söyleyeyim Allah Allah. Komik değil arkadaş. Recep Bey, Recep Bey. Bu kız bunu Masanın üzerine koyamıyor mu? Hep dizin üstünde mi yani? Beyefendi, her yerde kullanabilir diz üstünü. O zaman neden buna diz üstü diyorsunuz beyefendi? Ee, İngilizcesinin karşılığı diz üstü beyefendi, o yüzden. Yani şimdi lap, diz, topta üstü mü demek beyefendi? Ee, onu çok iyi bilmiyorum beyefendi ama... Tamam. saç şekiller. Aa. Kapı verim kapım oldun da bir problem yok. Ha, henüz bir şey planlamadık ama ileride bakacağız. Ah han.dır. Yani benimle esten zannettim salak. Saça bak. Avize gibi yapmış saçına. Şuralar amum. Bakalım. Recep İvedik 6 en komik sahneler. Yani bir derleme yok mu ya başka? Yani bir şu var. Recep Vedik 6 en komik sahneler var. Tamam la tamam kabul. Gidelim. Kabul mü değil mi? Kabul! Çıkacağız oraya. Gerçek bir Nahu nasıl oluyorsa... Bütün gücümüzü... Bütün cesaretimizi... Bütün dövüşçülüğümüzü göstereceğim. Duayola başlasın! Başlasın! Evet. Anam gücüm bitti. Yemin ediyorum bitti gücüm. Kalmadı kollarımda güç. Bismillah. Abi Gora'yı beğeniyorum. Kanka Gora'yı tabii ki beğeniyorum. Arok da çok güzel, Gora da çok güzel. Mesela Cem Yılmaz'ın filmlerinde şöyle bir durum vardır. Cem Yılmaz'ın filmlerinde kahkaha attığınız bir sahne çok azdır. Ama genel olarak komiktir ve insanı izlerken eğlendirir. Özellikle Gora'daki o homo sapienslere olan göndermeler, sizin evrilmenize daha işte birkaç milyon yıl var demeler vesaire. Bunlar gayet komik göndermeler ya. Yani baya baya komik göndermeler var. Zamanda yolculuklar vesaire. Yani kesinlikle komik. Arif Bey 216 da komikti bence gayet. Ben onu da çok beğendim. Yani bir Gora'dan kaçan bir robotun Arif Bey 216'nın insan olma mücadelesini anlatıyor. Bak konusu bile ilgi çekici ya. Konusu bile. Tolga Çevik sence nasıl? Tolga Çevik de yine aynı şekilde Türkiye'deki en sevdiğim komedyenlerdendir. Bunlar çok üst düzey insanlar bana göre ya. Cem Yılmaz olsun, Tolga Çevik olsun. Ben Ata Demireri de çok seviyorum. Şafak Sezer'i de çok seviyorum. Kolpaçino serisini özellikle. Ata stand-up'larındaki taklitlerini çok seviyorum. Ama bana göre stand-up deyince zaten aklıma tek bir isim geliyor. Yani açık ara farklı önde olan tabii ki Cem Yılmaz. Ama Ata Demireri de çok seviyorum mesela. Tolga Çevi'yi de çok seviyorum stand-up'ta. Gösterilerinde vesaire. Ondan sonra Şafak Sezer'in filmlerini çok seviyorum. Bana çok komik bir insanmış gibi geliyor. O hareketleri, o role bürünmesi falan. Kolpaçino'daki rolü özellikle bayağı iyi. Beğeniyorum ben. Güzel para kanka. <laughs> ne oldu lan? Ahmet Kural'ı da seviyorum evet. <laughs> kardeş payını izlediğimi daha önce söylemiştim. Kardeş payındaki performansı da Ahmet Kural ve Emrah'ın ve Murat Cemçir üçlüsünün e, gayet kaliteli olduğunu düşünüyorum. Ben Güler'i severek izliyordum ya. Ha, bütün bölümlerini izledim mi izlemedim. Ama hala böyle bazen yemek yerken izleyecek bir şey aradığımda kardeş payı komik sahneleri izliyorum. Vallahi bunlar doğduğundan beri orada yürüyor herhalde. Sana dediğim karışımı sürdü bakmaya ama işi yarayacak. Ne o hasta mısın? Hastayım, size hastayım. Yok <laughs> abi? Yarayacak oğlum, belgeselde izledim ben. <laughs> Hadi bismillah. Anam! Nurullah! Ne oldu Recep? Ayaklarım yapıştı yani! Allah! Evet. Ben gidiyorum. Gidemem. Bu kadar kobra. Ya kuzen ne var ya? Ya ne var kuzen? Niye arıyorsun? Neden? <laughs> Sade ekran kartına ne kadar veriyorlar? Sade ekran kartına mı? Sade ekran kartı e, 10 olur. Sade ekran kartını alacaklarsa. Yani sadece ekran kartını Ekran kartı stoklarda yok E adama söyle de ki Diğer parçalar zaten çok pahalı tutuyor de Yani komple seti verelim Muhtemelen mining falan yapacak o Ekran kartı yok çünkü o yüzden istiyor Biliyorum neden istediğini onun Yok çünkü Ya konuşuruz sonra ya Tamam görüşürüz Ya dostlar benim bilgisayarı satıyorum da Tuanay'ım bir tane elmas göndermiş. Teşekkür ederim Tuanay'ım desteğin için. Çok çok sağ ol. Ee, ben bilgisayarımı satıyorum. Komple çok da uyguna veriyorum. Hatta şey yazdım böyle bilgisayarın açıklama kısmına. Kuzenimin hesabından giriş yaptık. Bütün her yere koyduk bilgisayarı. Yani enflasyona inat maksat işiniz görürsün yazdım. Yani benim bilgisayarım bayağı bir pahalı tutuyor ben nereden baksan yüzde 40 civarında fiyat kırdım. Hani maksat alan kişinin işi görülsün. Geçen yayında da söylemiştim ya size şey demiştim. Bundan sonra laptoptan artık yayın yapmak istediğimi söylemiştim. Artık laptoptan yayın yapmak istiyorum gerçekten de. Yani masaüstü bilgisayar beni çok kısıtlıyor. Ailemin yanına falan gidemiyorum. Bir yere gittiğimde aklım sürekli yayınlarda kalıyor. Bundan sonra artık laptoptan yayın yapacağım. E oyun falan da oynamıyorum artık zaten. Masaüstü bilgisayar devri bence kapandı. Çünkü şu anda Laptoplar da inanılmaz güçlü makineler. Yani o sebepten ötürü öyle bir şey yapayım dedim. Millet tek tek parça soruyor. Mesela bugün birisi bana da yazdı. Abi dedi sadece RAM'leri satıyor musun dedi. Başka birisi şey yazdı. Sadece SSD'yi satıyor musun? Sadece anakartı satıyor musun? Gibi şeyler söyledi. Yani ben anlamadım ki arkadaş. Ben bunları sade satarsam affedersiniz de diğer parçaları nereme sokacağım? <laughs> parça parça istiyorlar. Metin abi kanaldaki 10 farklı kullanıcıya birer aylık abonelik hediye etmiş. Çok teşekkür ederim Metin abi desteğin için. Çok çok sağ ol. Teşekkür ederim. Hani garip yani anlatabiliyor muyum hani? Teşekkür ederim Metin abi. Bir saniye dostlar bir şeye bakacağım da bilgisayarda. Ben ekran kartını yanlış mı söyledim lan?